Aydın'da 4 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Akkan'ı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Buhar kent ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha izne rastlanmayan Akkan'ın Denizli'deki arkadaşı O.Ç. tarafından sopayla başlarına vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, O.Ç.'nin 3 yıl boyunca öldürdüğü arkadaşının emekli maaşını bankadan çektiği öğrenildi. Polis katil zanlısını ATM kamerasından tespit ederek yakaladı. Nazili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Akkan dosyası için özel ekip kurarak çalışma başlattı. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Mehmet Akkan'ın son olarak Denizli'de olduğu bilgisi üzerine ekipler, emekli maaşının çekilip ile ilgili bankadan bilgi istedi. Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında düzenli olarak çekildiğinin belirlenmesinin ardından paranın çekildiği ATM'lerdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntüleri aileye izleten ekipler, parayı çekenin Akkan olmadığını belirledi. Yapılan çalışmada parayı çeken şahsın o OÇ olduğu tespit edildi. Kayıp olan Mehmet Hakan'la bir süre aynı pansiyonda kaldığı öğrenilen OÇ ekiplerin çalışması sonucu Denizli'nin Honaz ilçesinde gözaltına alındı. Zanlı OÇ ifadesinde arkadaşı EÇ ve Mehmet Hakan'la Honas'ın Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal alanda alkol aldıklarını, önceden husumet beslediği için Akkan'ın kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü, daha sonra EÇ'nin de yardımıyla cesedi ormanlık alanda kazdıkları çukura gömdüklerini anlattı. Katil zanlısının Akkan'ı gömdüğü yeri tarif etmesinin ardından bölgede yapılan kazıda, kafatası, insan kemikleri ve Akkan'a ait kıyafetler bulundu. Ekipler olayla ilgisi bulunan E.Ç. ve olayla ilgili bilgileri olduğu iddia edilen iki kişiyi daha gözaltına aldı. O.Ç. ile birlikte gözaltına alınan dört şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edildi. Şüphelilerden O.Ç. ve E.Ç. tutuklanırken diğer kişilerse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.